Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzilla ve karşınızda 11 yıllık lolcüden ve birkaç aylık Wild Rift'çiden devasa Wild Rift genel rehberi. Bu videoda sizlere ince detaylara inmeden ama aynı zamanda ipuçları da vererek mobil mobaya League of Legends'a hiçbir fikriniz olmasa bile rahatça girip oynamak için yetebilecek size bilgiler vereceğim. Mobile Legends'tan Wild Rift'e geçen arkadaşlar için de mesela Mobile Legends'tan sonra Wild Rift'teki farklılıklar neler yine onlar da bu videonun içerisinde mevcut. Bu videoda belli başta kategoriler içerisinde sizlere bütün genel bilgileri vereceğim. O kategorileri detaylı bir şekilde rehberleştireceğim ayrı videolar. Rün rehberi, eşya rehberi vesaire vesaire. Bunların hepsini de sizlere önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. En çok hangi rehberi önce istiyorsanız onu da yorumlardan yazın. Ben de öncelik sırasını ona göre ayarlayayım abi. Ayrıca videolarımızı izleyenlerin %59'u kanala abone değilmiş. Bunu görünce öh dedim yani. Astronomik bir rakam çünkü 10 kişiden 4'ü abone kanala, 6'sı abone değil ama kanalı izliyor. O yüzden abone olup zil açarsanız da bütün rehber videolarından, bütün Wild Rift videolarından haberdar olabilirsiniz. Zaten bu kanala Wild Rift videosu atıyorum sadece. ilginizi çekmeyen bir şey yapma ihtimalim düşük yani. Yapıştırın gelsin. iyi seyirler. Wild Rift, Raid Games'in bilgisayar oyunu olan League of Legends'ın telefona uyarlanmış versiyonu. 5v5 bir MOBA takım strateji oyunu ve bu oyunda en büyük hedefimiz rakibin Nexus'unu patlatmak. Genel mantık bu. Şimdi belli başlı kategorilerimiz var. Bu kategorilerden önce minik birkaç bilgi vereceğim. Sonrasında da kategori kategori ilerleyeceğiz ve ayrıca sizlere oyunları kazanmanız için çok detaylı olmayan güzel kaliteli ipuçları da vereceğim bu videoda. Oyun başında herkes rolüne göre koridorlara dağılıyor. Oyunda toplamda 3 tane koridor ve bir de orman bulunuyor. Ejder koridoruna destek ve nişancı ikisi beraber gidiyor. Ormana ormancı niteliğine sahip bir şampiyon tek başına geçiyor ve orman yaratıklarını temizleyerek oyunu devam ettiriyor. Orta koridora büyücü, suikast tarzındaki niteliklere sahip olan şampiyonlar genelde yine tek başına gidiyor. Üst koridora yani baron koridoruna da bu aynalı taraf olduğunda alt tarafta oluyor. Baron koridoruna da tek başına giden savaşçı, dövüşçü veya tank niteliklerine sahip çoğunlukla şampiyonlardan birisi gidiyor. Oyunda ana hedefimiz olan Nexus'u yıkmaya yaklaştıran, bunu yapmamızı daha çok kolaylaştıran belli başlı büyük ve küçük objektifler var. Bu objektifler kuleler, element ejderleri, kadim ejderha, alamet, baron ve küçük objektif olarak da kırmızı mavi güçlendirme ve yanında da yengeçimiz var. Kulelerden başlamak istiyorum. Kuleleri yıktığımızda veya kulelerin barikat evrelerini kırdığımızda bize ekstra altın ödülü geliyor. Ve aynı zamanda kule yıktığınızda artık orası düşman sahası değil oyunun ortak alanı haline geldiği için haritadaki kontrol alanınız genişlemiş oluyor. Baskınız artıyor yani. Ayrıca en ön iki kuleden sonra bir de iç kule var ya o iç kule inhibitor kulesidir. O kuleyi kırdıktan sonra oyun boyunca artık sizin o koridordan doğan ve devam eden minyonlarınız daha güçlü hale gelmiş oluyor. Oyun boyunca o kule yeniden açılmıyor. Bilgisayardaki gibi inhibitor tekrardan çıkmıyor. Oyun boyunca o koridorda artık süper minyon üretmeye başlıyorsunuz. Ve mesela burada küçük bir taktik olarak rakibin bütün iç kulelerini aldığınızda 3 koridordan birden süper minyon baskısıyla oyun kazanma ihtimalinizi çok fazlasıyla artırabilirsiniz. Ejderhalara gelecek olursak oyunda 4 farklı element ejderi var. Bunlar oyunun erken evresinde çıkıyorlar. Bir de oyunun ileri evresinde çıkan bir adet kadim ejderha var. Element ejderleri 4'e ayrılıyor. Bunlar bulut ejderi, alev ejderi, dağ ejderi ve su ejderi olarak. Su Ejderi'nin tam adını hatırlamıyorum. Su ejderi diyeceğim mavi olan. Bulut ejderi bize yürüme hızı bonusu sağlıyor. Dağ ejderi bize savaş dışında kendini yenileme özelliğine sahip bir ekstra kalkan sağlıyor. Alev ejderi bizim hasarımızı yükselten bir hasar özelliği sağlıyor. Bunların hepsi kalıcı. Su ejderi de bize can çalma ve can emme ikisini birden veriyor. Ayrıca oyunda ejderler 4. dakikada çıkıyor. Rastgele çıkıyor. Ölen ejderin yerine rastgele başka bir ejder geliyor. Yani öldürdüğünüz bir Ejder bir daha çıkmıyor oyunda. Kadim ejderhaya gelecek olursak oyunun 16. dakikasından sonra kadim ejderhadan başka bir ejder çıkmaz. Sadece kadim ejder çıkar. Kadim ejderha kesildiğinde devasa bir güç sağlıyor. Bütün takım arkadaşlarımız ve biz ekstra güçlü oluyoruz. Bu güçlendirme kısa süreli oluyor. Kısa süre sonra bitiyor. O yüzden bu güçlendirmeyi aldıktan sonra çok hızlı bir hazırlık aşaması yapıp çabuk bir takım savaşı yapmanız gerekiyor çoğunlukla. Çünkü ciddi boyutta bir güç sağlıyor size. Yani kadim ejderha kesmesi gerçekten zor ama sizi zafere götürebilecek en önemli objektif olabilir. Evet alamet ve barona geliyoruz. Bu ikisi yine aynı yeri paylaşan iki yaratık. Önce alamet sonra baron çıkıyor. Alamet oyunun 6. dakikasında karşımıza çıkıyor ilk. Ve alameti keserken alamet ara ara sırtında bir mor bir göz açıyor. O göze eğer vurursanız çok fazlasıyla ekstra hasar alır. Ara ara o gözü açar ve hızlı hızlı alameti bu şekilde kesebilirsiniz. Alameti öldürdüğünüzde ne oluyor peki? Yerde bir tane mor bir boncuk gibi bir şey çıkıyor. Onu alan takım arkadaşının geri dönüş hızı artıyor. Bunun dışında en önemli özellik alameti istediği bir yere açıp kendi takımına hizmet ettir. Atabiliyor. devasa bir minyon gibi. Kule ittirme gücü aşırı yüksek. Kulelere kafa atar, kendinden bir miktar can gider ve kuleden çok fazla miktar can gider. O yüzden erken oyunda oyunun kontrolünü sağlamak istediğiniz koridora veya ilk kule altının bonusunu kazanmak isterseniz oraya direkt olarak açar ve bu şekilde oyunda avantaj elde edebilirsiniz. Alametten sonra da Barona geliyoruz. Baron'un birçok özelliği var. Öncelikle oyunun 10. dakikasından sonra çıkmaya başlıyor. Size saldırı gücü, yetenek gücü, yanınızdaki minyonlarınızı güçlendirme gücü, takım altın ödülü ve geri dönüş hızınızı artırma özellikleri kazandırıyor. Baron kesmek bir miktar zor ama ödülleri gerçekten yüksek. Ondan dolayı Baron da oyundaki en önemli objektiflerden bir tanesi. Şimdi küçük objektiflere geçiyoruz. Kırmızı ve mavi güçlendirmeler var. Bu arkadaşlardan kırmızıyla başlayalım. Kırmızı güçlendirme öldürdüğümüzde düz vuruşlarımıza yavaşlatma ve ekstra gerçek hasar bonus özellikleri kazandırıyor. Mavi güçlendirme ise manamızı çok hızlı yenileme ve aynı zamanda savaş dışındayken canımızı da yenileme özelliği bize kazandırıyor. Oyunun en önemli objektiflerinden bir tanesi yengeç. Erken, orta, ileri her safhada farklı işlevleri var. Yengeçler biz vurursak bizden kaçarlar. Bize hiçbir şekilde hasar vermezler. Öldürdüğümüzde bize can ve mana sağlarlar ve spesifik noktaları var. İki nehrin de tam ortasında rakibin hiçbir şekilde o görüşü kısıtlayamadığı bize özel bir görüş alanı ve yürüme hızı bonusu kazandırırlar o alan içerisinde. Oynanış kategorisine geçiyoruz arkadaşlar. Burada şampiyon seçim ekranıyla başlayacağım. Şampiyon seçim ekranında gitmek istediğimiz koridoru gösterebildiğimiz minik bir mini harita menüsü var. Şampiyonlar seçilmeye başlandıkça takımımızda ne eksik onu gösteren minik bir ibare var. Mesela tanka ihtiyacımız var vesaire gibi ve aynı zamanda oyun içerisinde değiştirmemiz mümkün olmayan ve her el şampiyondan koridordan koridora değişen ayarlamamız gereken sihirdar büyülerimiz ve runlerimiz var. Onları da burada ayarlıyoruz yine. Şampiyonların ultileri dahil toplam 4 tane yetenekleri var ve aynı zamanda zinet olayımız var. Yani diğer mobil mobalardan çok çok daha zor. Sihirdar büyülerimizde katarsak toplam 7 farklı skill ile başlıyoruz oyuna. Rünlere geldik. Rünlerle alakalı çok kısa konuşacağım. Çünkü rünler çok büyük bir dünya. Onunla alakalı özel detaylı bir video hazırlayacağım sizlere. Ayrıca Cumhuriyet Bayramımızı da kutluyorum. Ben bu videoyu 29 Ekim'de çekiyorum. 30 Ekim'de yayınlamayı düşünüyorum. Dışarıdan da konvoy geçeceğim tüylerim bir diken diken oldu. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Rünlerle devam ediyorum. Rünler oyun içerisine girmeden ayarladığımız şampiyondan şampiyona koridordan koridora rolden role rakipten rakibe değiştirmemiz gereken oyuna göre ayarlamamız gereken minik zımbırtılardır. Bize ekstra belirli güçler sağlarlar. Ve rünler gerçekten çok büyük bir dünya olduğu için bununla alakalı çok detaylı ayrı bir video yapacağım. Rünlerin bilgilerin hani ne run ne iş şey yarar burada anlatmayacağım. Evet oyunda genelde çoğu kişinin umursamadığı ama oyunu kazanmak ve oyunda derece yükselmek istiyorsanız sizin için çok önemli olan bir şey mini harita arkadaşlar. Oyun içerisinde sol üst ekranımızda bulunuyor. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz ayarlardan özelleştirebilirsiniz. Mini haritayı böyle 5 saniyede bir en azından bir kere gözünüz pıt yapıp geri getirmeniz lazım. Her zaman takip etmeniz lazım. Bu çok ama çok önemli. Örnek veriyorum siz ormancısınız keyfekeder keder golemlerde takılıyorsunuz. Meyve tabağınızdan bir tane armut ısırıyorsunuz falan. Takımınız da üst koridorda savaşıyor. Oyun bitecek 9 kişi savaşta 1 kişi eksik Meyvesini yiyen o arkadaş Evet sen Asla oyunu takip etmeyi bırakmamalısınız Mini haritayı kesinlikle takip etmelisiniz Ve bu oyunda özellikle Wild Rift'te oyunlar çok hızlı olduğu için Bir tane saçma sapan bir takım savaşından oyun kaybedebilirsiniz Bu aşırı önemli O yüzden mini haritayı her zaman takipte kalmalısınız Pinglere geliyoruz oyunda 3 tane direkt olarak ekranda bulunan pingimiz var Savaşmak istediğini gösterebildiğin Kaçmak gerektiğini gösterebildiğin Ya da geliyorum pingi Bunları bası tutup Yapıp mini haritada istediğiniz yere şey yaparsanız ona göre atak baron yapabiliyor mesela ya da geliyorum diye şey yapabiliyor. Takımınızla yazı yazmadan çok hızlı iletişim kurma araçları pingler de çok önemli. Sadece sizin takımınıza gider o ping bilgileri bu arada. O yüzden takımınızla iletişim için önemli. Düz vuruş ibaresi o sağ altta bulunan olabilecek en mantıklı hedefe sizin ayarlardan seçtiğiniz hedefe saldırıyor. O büyük tuşa basarsanız ya da yukarıdaki kule ibaresine basarsanız menzilinizdeki kuleye vurur. Bir eriğin menzilindeyseniz o kule erik işaretine döner ve ona bassınız. Oradaki eriyi patlatırsınız ve can manaları toplayabilirsiniz. Büyük işaretin altındaki küçük minyon işaretine basarsanız da menzilinizde ne olursa olsun minyonlara vurabilirsiniz bu şekilde. Düz vuruşlar, büyücü bile olsanız oyunun erken saf hasar takaslarında ve minyon kesmede kesinlikle şart. Ondan dolayı düz vuruş antrenmanları, son vuruş antrenmanları da yapmanızı yine tavsiye ederim. Her şampiyonun kendine has menzilleri, düz vuruş menzilleri, düz vuruş hızları, düz vuruş güçleri var. Yetenekler de yine aynı şekilde her şampiyonun kendine has bir sürü tonlarca yeteneği var. Bununla alakalı şampiyonların oynanış rehber videolarının da sırayla bunları işte belli bir sıra içerisinde tık 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 paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar sizlere. Bundan dolayı abone olup zili açarsanız kanaldaki attığım bütün rehber videolarından da haberdar olursunuz. Eşyalara gelirsek, eşyalar çeşitli çeşitli özellikleri sahip bir sürü eşyamız var. Eşyayı diğer mobil, mobil mobalardan farklı olarak sadece üste döndüğünüzde satın alabiliyorsunuz ya da başlangıçta satın alabiliyorsunuz. Bu yüzden bir eşya satın almak istediğinizde paranız da çoksa geri dönmeniz gerekiyor. Alacağınız eşyalarda oyunun önerilen dizilimleri var ki bunlar fena değiller ama mükemmel de değiller. Ondan dolayı sizle paylaşacağım eşya rehber videosunu izlemenizi tavsiye edeceğim size ileride kesinlikle tavsiye ediyorum çok önemli çünkü. Bunun dışında da şimdi size önden bir tane tüyo vereceğim. Karşınızda Mundo, Mastery ya da Soraka tarzı can basma yetenekleri çok güçlü olan şampiyonlar varsa ağır yara niteliğine sahip eşyaları kesinlikle tercih etmelisiniz. Hatta erken satın alım listenize eklemelisiniz çünkü ağır yara dediğimiz olay rakibin can yenileme ya da can basma özelliklerini çok büyük bir oranda kesen, çok büyük bir oranda yok eden niteliktir, eşya niteliğidir. Bu ve bunun gibi çok detaylı bilgileri size eşya rehberi videosunda vereceğim. Şimdi zinetlere geçelim. Zinetler eşya slotu kaplamıyor burada sarı zinet totem zinetimiz oyunda geçim miktar görüş sağlamak görüş sahibi olmak için yerleştirebiliyoruz erken safhalarda genelde koridor yakınlarına baskın yememek için kullanılabilir mesela kırmızı zinet ise bastığımızda etrafımızda bir radar dönmeye başlıyor kısa bir süre oluyor bu ve bu süre içerisinde oraların menzilinde herhangi bir totem varsa size gösteriyor ve aynı zamanda siz çalı de değilsiniz mesela oraların görüş içinde bir çalı var ve orada rakip şampiyon var onun da silüetini görüyorsunuz siyah şekilde oyundaki çiçeklere gelelim. Sadece iki tane çiçek var oyunda. Birisi patlangaç. Ne taraftan patlatırsak böyle tam merkez noktada diye patlıyor. O yöne yönlendiriyor. Onun yanında bir de eriklerimiz var. Eriklerde kırdığımızda üç tane erik düşüyor yere. Bunları aldığınızda can ve mana eksik canınız oranla daha çok olmak üzere dolduruyor. Böyle iki farklı meyvemiz var oyunda. Zinetlerden sonra oynanış kategorisinde son olarak da minyonlar geliyor arkadaşlar. Minyonlar oyunda belirli aralıklarla dörtlü gruplar halinde kendi koridorlarına doğru yola çıkan ön ne çıkan minyona, şampiyona ya da rakip kuleye saldıran yaratıklar. Bunları kestiğinizde para kazanıyorsunuz. Son vuruş yapmak çok önemli. O minyon grupları içerisinde iki yakıncı, iki büyücü oluyor ve belirli aralıklarda da bir araba minyon geliyor oraya. O grubun içerisine. Bu araba minyon kulelere karşı çok dayanıklıdır. Canı çok yüksektir. Hasar da yine yüksektir. O yüzden bir kule almak istiyorsanız araba minyonun olduğu grupla beraber kuleye yaklaşmanızı tavsiye ederim. Yine etrafta kimse yoksa o bayağı bir uzun süre sizin için tanklayacaktır ve rahatça kule alacaksınız. Minyonlarla alakalı son konumuzda süper minyonlar. Normal minyonlardan çok çok daha güçlü. Tek başına bile bir koridoru ittirip karşı kuleye gitme kuvvetine sahip. bayağı da hızlı bunu yapıyor. Ve süper minyonları kesmek daha zor. Süper minyon kesince rakibin kazandığı para daha çok. Böyle bir minyon grubudur. Oyunu kazanmak için 3 yerden de böyle süper minyonlarla basarsanız... ...adamlar sizi mi kesecek, minyonu mu temizleyecek ne yapacak bilmeden kaybetme ihtimalleri yüksek. Şimdi oyunla alakalı çok kısa başlangıç seviye bir iki tane ipucu vereceğim size. Oyunda arkadaşlar bir koridora 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi hurra çullanmak diğer mobalardaki gibi size pozitif bir geri dönüş sağlamaz. Tamamen saçma sapan bir oyuna dönüşür. Doğru dağılan takım erken oyunda daha rahat güçleneceği için çok kısa süre sonra bu 5 kişi hurra yapanlardan daha önde olacaktır. Ama karşınıza böyle 4 kişi, 5 kişi bir koridordan geliyorsa ara ara mesela orayı destekleyip geri koridorunuza dönüp minyonları temizleyerek falan başta bu şekilde o olayı toplarsınız sonra da siz kendi 5 kişi takımınızla o 5'linin içinden geçersiniz. Çünkü deneyimi bölüşüyorlar, parayı bölüşüyorlar aynı koridorda. Ama siz her koridorun deneyimini ve parasını takımınıza çekmiş oluyorsunuz. Ormancı olarak takımda kesinlikle bir ormancı olmak zorunda. Hiç ormancı olmazsa her zaman karşı takım objektiflerde çok daha avantajlı olacak. Çarp büyüsü olacağı için birden fazla ormancı olursa da iki ormancı da adam akıllı kasılamayacak. Çünkü orman yaratıkları sizin tarafınızdaki ancak bir ormancıya yetecek kadar para ve deneyim puan ödülü sağlıyor. Şunu da unutmamak lazım. Bazı şampiyonlar erken safhada zayıf. Nasus mesela bunlardan çok iyi bir örnek. Yine Vayne de nispeten erken safhada daha zayıf olan şampiyonlardan birisi. Erken safhası çok güçlü bir şampiyon varsa karşınızda Bam Güm Hurra dalmak yerine birazcık eşyanızı kasıldıktan sonra dalmanız çok daha mantıklı. Ayrıca bir tık geri düşseniz bile oyunu erken salmamanız da çok önemli. Çünkü siz kasıldığınızda ileri oyunu daha güçlü olan, avantajlı olan şampiyon oynadığınız için takım savaşlarında daha çok iş yapma ihtimaliniz var. Ümidinizi yitirmemeniz gerekiyor. Son olarak eşya dizilimleri eşya ile alakalı size detaylı bilgi vereceğim ama rakibinize göre eşya dizmek için basın abi o skor tablosuna ölü olduğunuz bir sürede ya da müsait olan bir sürede kim çok sıkıntı çıkartıyor rakipten onu belirleyin ve ona göre eşya dizin ya da işte kaç kişi ise oyunda derece yükselmek iyi oynamak oyunda kendinizi bir noktaya yükseltmek istiyorsanız bunların hepsi çok önemli arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı genel Wildrift rehberimizde Eksik olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kafanıza takılan her türlü soruyu yorumlardan sorabilirsiniz. Dereceli sistemini falan ayrıca bir videoda anlatacağım. Çünkü bu video Wild Rift, Mobil Mobile, League of Legends hiçbirini bilmeseniz bile ya da işte Mobile Legends'tan buraya geçiyorsanız örnek veriyorum. İşinize yaramasını istediğim için bir videoydu. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hani harita takip etmeyen bir tane arkadaşınız var diyelim. Yolla bu videoyu aç şu saniyeyi bak dinle adam neler diyor de. Herkes daha güzel oynasın. Türkiye sunucusu daha kaliteli bir sunucu hale gelsin. Ben elimden gelen her şeyi yap çünkü diğer sunucularda büyük bir rezalet var. Ve biz bunu Türkiye'de istemiyoruz abi. En azından ben bunu Türkiye'de istemiyorum. Herkes güzel oynasın. En azından bir miktar oyunu bilerek oynasın. Daha çok keyif alsın. Teşekkürler izlediğiniz için. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Abone olup zili açmayı unutmayın.